Öz değer ve öz vektör örnek soru 4. Bu videomuzda öz değer ve öz vektör konusuna bir örnek soru inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. A şıkkı. A matrisi 3'e 3 bir kare matris. A matrisinin karakteristik polinomunu ve öz değerlerini bulunuz. Karakteristik polinom isteniyor bizden. Bir de öz değerler isteniyor. Bir matrisin karakteristik polinomuna C lambda dersek, illa C lambda demek zorunda değiliz ama literatürde en yaygın biçimde C lambda şeklinde gösterilir bu fonksiyonlar. F lambda da diyebilirsiniz, P lambda da diyebilirsiniz. A matrisinin köşegenlerinden lambda çıkartıp determinantını aldığımızda elde ettiğimiz denklemdir. Şimdi yapalım bu işlemi. Matrisimizin köşegenlerinden lambda çıkartıyoruz ki a eksi lambda i demek bu demektir. Eksi 5 eksi lambda 0, 0, 3, 7 eksi lambda 0, 4, eksi 2, 3 eksi lambda. Bu soru özel bir soru olduğu için zaten bu videoyu çekiyorum. Buradaki matrisimize dikkat ettiğimizde bu alt üçgen bir matristir. Alt üçgen matris. Köşegenin üst tarafı sıfır olan matrislere alt üçgen matris denir. B şıkkında da üst üçgen matris görüyoruz. Köşegeninin alt tarafı sıfır. Alt üçgen ve üst üçgen matrislerde determinant direkt köşegendeki elemanların çarpımına eşittir. Burada da alt üçgen matris gördüğümüz için buradaki determinantı hemen köşegendeki elemanları çarparak elde edebiliriz. Eksi 5 eksi lambda çarpı 7 eksi lambda çarpı 3 eksi lambda. İşte bu bizim karakteristik polinomumuzdur. Şu gördüğümüz denklem. Öz değerlere geldiğimizde, karakteristik polinomu sıfıra eşitlediğimizde çıkan değerler de öz değerlerimizdir. Eksi 5 eksi lambda, 7 eksi lambda, 3 eksi lambda eşittir 0 dersek lambda 1 ilk öz değerimiz buradan eksi 5 olacaktır. Lambda 2 7 olacaktır. Lambda 3 3 olacaktır. Şimdi buradan çok daha önemli bir sonuca geliyoruz. Çıkan öz değerler köşegendeki elemanların aynısı oldu. Alt üçgen matris ve üst üçgen matrislerde köşegen matris yani diagonal matris köşegenin iki tarafı da sıfır olan da bu ikisine dahildir. Öz değerler köşegendeki elemanlardır. Köşegendeki elemanlardır. Bunu sorularda pratiklik amacıyla kullanmalıyız. Şimdi B şıkkını bu bilgiler ışığında çok daha hızlı çözelim. B şıkkında bize 4'e 4 bir matris verilmiş. Matrisinin karakteristik polinomunu ve öz değerlerini bulunuz denmiş. Hemen C lambda'yı yazalım. Hiç bu işlemlere geçmeden köşegendekilerden lambda çıkartıp çarptığımızda zaten bunun determinantını veriyor ki C lambda'ya eşittir. 1 eksi lambda çarpı 2 eksi lambda sıfırdan lambda çıkartırsak eksi lambda ve eksi 5 eksi lambda. Bu direkt karakteristik polinomumuzdur.
Öz değerlere geldiğimizde lambda 1 1, lambda 2 2, lambda 3 0, lambda 4 eksi 5. Nereden anladık bunu yapabileceğimizi? Bunun üst üçgen matris olduğunu gördüğümüzde. Köşegenimizin altı tamamen sıfırdan oluşuyor. Köşegenimizin altı tamamen sıfırdan veya üstü tamamen sıfırdan oluşursa, köşegendeki elemanlar bizim öz değerlerimizdir. Köşegendekilerden lambda çıkartıp çarptığımızda elde ettiğimiz denklem de karakteristik denklemimizdir. Bir de burada şunu belirtmekte fayda var. Yorumlarda da birçok kişi soruyor. A eksi lambda I ben anlatımlarda kullanıyorum. Lambda I eksi A da aynı sonuçları üreten bir kullanım şeklidir. Burada öz değer ve öz vektörlerin çıkışı AV eksi lambda V eşitliğinden gelmektedir. Bazıları bu lambda V'yi bu tarafa atarak bu denklemi kullanırlar. Bazıları da terstirler. AV'yi bu tarafa atarlar. Lambda V eksi AV üzerinden bu denkleme ulaşıp kullanırlar. Lambda I eksi A da her zaman aynı sonuçları üretir. A eksi lambda I da her zaman aynı sonuçlar üretir. Bunların ikisinin birbirinden farklı olduğu gibi fikir kafamızda olmasın. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.